Merhaba arkadaşlar. 1.3 Euro 5 Fiat Fiorino'nun motorunu toplayacağım Allah izin verirse. Silindir kapağının üzerinde siboplar, sibop kayıtları, sibop lastikleri ve sibop yuvalarının alışımı ve temizlenmesi, yenilenmesi, sibopların hepsinin yenilenmesi. Motorun içinde piston, gömlek, ana kol yatak, kol burcu hepsinin değişmesi, kenar yatak. Gördüğünüz gibi Fiat arabası olduğu için Opat takım çantalar. Şu anda motor toplarken en önemli şey temizlik, temizlik, temizlik. MM manifoldun içindeki kurumları görüyorsunuz. Onları pırıl pırıl temizleyeceğiz. Boğaz kilibi çamurdan neredeyse açılıp kapanmayacak hale gelmiş. Temizlemeye devam et. Boğaz kelebeğine yakın mesafede duran EGR'nin borusunu görüyorsunuz. Tamamen neredeyse tıkanmak üzere. Motor toplarken en önemli husus parçaların çok güzel yıkanıp temizlenmesi. Şu anda tinerde kese yaptık. Sonra pırıl pırıl temizleyip motorumuzu toplamaya başlayacağız arkadaşlar. Ayrıntılarıyla birlikte göstermek isterdim ama biri çekecek, biri toplayacak derken çok zaman alacak. Ara ara göstereceğim. Ondan sonra toplamını paylaşacağım arkadaşlar. Arkadaşlar motoru toplarken ilk kran keçisini topluyorum. Kran keçisinde şöyle bir aparat var. Çünkü keçeli değil bu. Sert keçesiz. Sert yaysız bir keçe. Kapat. 1.3 Euro 5 motoru toplarken ilk kran keçesini takıyorum arkadaşlar. Kran keçesi aparatlı, yaylı keçe değil. Onu aparatı buraya sokuyoruz. Buraya sokacağım şu şekilde. Şurayı hafif yavlayıp sonra pat diye takacağım. Bunu çekeceğim, alacağım. Şu kullanılan bir şey değil, sadece aparat. Arkadaşlar burada göstermek istediğim husus farklı bir şey. Şimdi kran okuyucusu buradan takılıyor arkadaşlar. Buradan takılıyor. Şu bölgede volandın kran okuyucusu var. Dişli var yani. Şuradaki boşluğa gelince okuyor ve çalıştırıyor. Şimdi bunu çıkarıyorum. Bunu göster. Bu kran okuyucusu volandın arkasındaki dişliyi okuyor. Keçemizi taktıktan sonra arkadaşlar, ön tarafı göster burayı. Keçemizi taktıktan sonra volandımızı, motorumuzu çevirelim. Şimdi volandı şanzıman olsaydı buradan kilitleyecektik. Şurada bir delik vardı. Şanzımanı getireceğim. Bir dakika. Şanzımanın şuradaki kanaldan 6 milim aparat var. Buraya getir. Buraya takmış olacaktık. Bir ucun kilitlemesi aracın üstünde bu şekilde. Ama motoru toplarken de yaklaştır buraya. Burada bir tane kilitleme aparatı deneyi bir tane daha var. Onu göstereyim şimdi. Şurası motor kilitleme aparatı deneyi ve burası arkadaşlar. Bunu gösterdik. Parçaları burada. Hamido gel buraya. Şanzımanı yerine takıyormuş gibi yapacağız. Göster. Böyle takıyormuş gibi yaptık. Buradan kilitliyoruz 6 milim aparatla.
Ama biz şimdi motor yerde olduğu için arka taraftan tutacağız arkadaşlar. Motorumuz sentede. Buradan kitleme yaptık. Dediğim gibi şanzıman burada olsaydı buradan kitleyecektik. Ama buradan iki tane kitleme koymuşlar. Çok güzel olmuş o. Motor sentedeyken pistonların yüksekliği ortada buluşuyor. Hepsi ortada, aynı ölün ortada duruyor. Silindir contamızı alıyoruz. Silindir contamızı taktık. Silindir kapağımızı kırır kırır silindir kapağımızı takıyoruz arkadaşlar. Kapağımızı oturtuyorduk. Şimdi 2, 4, 6, 8, 10 tane silindir kapak çıvatası var. Onları ben dereceyle çıkacağım. Sıkacağım. Çünkü çelik çanta var. Ve orijinalinde de dereceyle sıkılıyor. Yani saatli kolla sıkılmıyor. Dereceyle sıkılıyor. Saatli kolla sadece 2 kilograma sıkıyoruz. Sonra dereceye çeviriyoruz arkadaşlar. Civatalarımızı boyayla işaretleyeceğiz. Dereceyle sıkacağız. Ondan sonra diğer işlemlere başlayacağız. Arkadaşlar 2 kilograma silindir kapağımı sıktım. Şimdi 3 kilograma sıkıyorum. Yaklaş, sıkarken göster. Burayı göster. Sıkarken civataların yönü var arkadaşlar. 3 kilograma sıkıyorum şu anda. Hepsinden sıktığımızdan emin olalım 3 kilograma. Şimdi arkadaşlar 3 kilograma sıktık. Her sürdüğüm yere bak. Gel. Gel buraya. Bana göster. Arkadaşlar boyamızı sürdük. 2 kere 90-90 sıkacağız arkadaşlar. 90 ne demek onu göstereceğim. Gel buraya. Göster şuraya. Boya bu şekilde. Şu anda 90 oldu. Yani yarım paralel olduğu zaman 90 oluyor arkadaşlar. 90'a sıkıyoruz şu anda. Arkadaşlar şu boyalarımız yine ilk sürdüğüm gibi bu hale gelirse ikinci 90 olmuş olacak. Bana göster. Şimdi civataları dinlemeye aldım. Dinlendikten sonra ikinci 90'ımı sıkacağım. Sonra üst tarafına toplamaya başlayacağım arkadaşlar. Yani silindir kapağını sıkmaktaki önem şu. Dereceli sıkarsanız ne contanız yanar ne hararet yapar arabanız, egzoza su verme olayı olmaz, hiçbir şey olmaz. Motorunuzun silindir kapağı silindir üzerine daha iyi basmış olur. Tabii ki bu benim değil, fabrikanın önermiş olduğu sıkma derecesi. Bu şekilde arkadaşlar. Motorumuzu kilitledik.
Yani şuradan kitlemiş olduk. Onu zaten daha önce de söylemiştik. Yaklaş buraya. Piyano tuşlarımızı, iticilerimizi taktık. Contamızı yapıştırdık. Contamızı yapıştırdıktan sonra dön buraya gel. Şuranın içini göster. Şurada bir kanal var. O kanala kitlememizi takıyoruz arkadaşlar. Kitlememizi taktık. Şurada göstereyim. Yaklaştır buraya. Kitleme buraya giriyor. İyice sıkıyoruz. Tamamen kilitledik. Dişlimiz tamam. İtici millerimiz, horozlarımız, her şeyimiz tamam. Ve arkadaşlar, motorun sentisi aslında bir buradan, bir buradan arkadaşlar. Ön tarafta başka bir sente yok. Kapağımızı oturtuyoruz arkadaşlar. Kapağımızı oturtuyoruz. Civatalarını takacağım. 2 kilogramın hepsini sıkacağım. Ondan sonra diğer tarafları göstereceğim. Kapat. Dışa doğru sıkılacak. Arkadaşlar, şu gördüğünüz boru şuradan zinciri yağlıyor. Burada zincir çalışırken bu zinciri yağlıyor. Eğer bu boru tıkalıysa yeni taktığınız zincir kısa zamanda ölür. Bunu bakıyorsunuz, tıkalıysa temizliyorsunuz. Temizlenmiyorsa, hiç açılmıyorsa bu borun yenisi satılıyor. Onu değiştiriyorsunuz arkadaşlar. Silindir kapağını sıkarken şuradaki iyi bakıyorsunuz. Mastar çekiyorsunuz. Silindir kapağını civatadan sıkıyorsunuz. Çünkü ileri geri gidiyor. Pim sabit değil. Ve burayı da keza öyle. Mastar çekiyorsunuz. Öyle buranın civatalarını sıkıyorsunuz. Tamam. Demiştik. Motor sentedeyken buradan kilitli demiştik. Eksentriğin ikisi de yukarıdan aşağı düz bakıyor sentedeyken. Buradan kilitli eksentriğimiz ve zincirimizi taktık arkadaşlar. Zincirimizi taktık. Tekrar söylüyorum. Zincire şu yağlama borusu şuradan yağ püskürtüyor. Fışkırtıyor aslında. Zinciri devamlı yağlıyor buradan. Şöyle şu boru vasıtasıyla yağ püskürtüyor, yağlıyor. Burada kama yok. Burada kama yok. Burada kama yok. Kama yok. Kilitlemesi burada çünkü.
Burada kama yok. Kilitlemesi motorun arkasında. Volandın orada. Zincirimizi taktık. Pimimi çekiyorum. Çektim ve artık zincir tamamen gergin vaziyete geldi. Oynatamazsınız. Ön kapağın keçisini değiştireceğim. Contasını koyacağım. Şu gördüğünüz contasını koyacağım şuraya. Keçeyi değiştikten sonra kapağı takacağım. Grang'ın aparatını takacağım buraya. Bunu sıkacağım. İyice sıktıktan sonra kilitlemeyi çıkaracağım ve motor sentede olacak. İyi anlattım galiba. Kapağı oturtturduktan sonra yağ pompasının maşonunu takıp, bu arkadaşlar göstereyim size, bu ters diştir. Sola doğru sıkılır, sağa doğru sökülür. Yani bir de Japon araçlarında aracın sağ tekerindeki bijonlar ters diş oluyor. Yani 1.3 motorlarda ön krank çıvatası sola sıkılıyor, sağa da sökülüyor arkadaşlar. Arkadaşlar maşonumuzu taktık, kapağımızı sıktık. Kapağı takmadan önce maşonla ortalayıp öyle kapağı sıkıyoruz. Kilitlemelerimiz üzerinde halen duruyor. Kilitleri zincirinin en son safhası. Krangın göbeğini sıkıyoruz arkadaşlar. Biraz daha sıkalım. Bunu iyi sıkmak gerekiyor. Niye iyi sıkmak gerekiyor? Dişlilerde kama yok. Gevşerse sente kaçar. Onun için çok iyi sıkmak gerekiyor. Biraz daha zorlamak istiyorum. Evet. Şimdi sıktık arkadaşlar. Getir buraya. Yaklaş. Eksentinin kitlemesini çıkardık. Bu tarafa gel. Krangın kitlemesini de çıkardık. Artık motorumuz sentede dönecek arkadaşlar. Hiçbir yere kitlemeden şu anda sentede döndürüyoruz. Ön tarafa gel. Döndüğünü görüyorsunuz. Arkadaşlar şuraya yaklaştır. 4 silindirli motorlar 1, 3, 4, 2 çalışır. Onu da buraya ibare olarak koymuşlar arkadaşlar. 1, 3, 4, 2 çalışır. Buraya gel. Motor blokuyla karterin arasına bir saç koymuşlar. Sacın şu aralarında kanallar var. Yukarıdan yağ hızlı inmesin diye, bu sacı yağ köpürmesin diye koymuşlar. Çok güzel yapmışlar arkadaşlar. Sacımızı sıktık ve karterimizi takıyoruz arkadaşlar. Bir şey daha göstereceğim. Yaklaş buraya, yaklaş. Ben burayı çekişle düzelttim. Şurada şöyle bir ezik var. Tam buraya göre şu ezik var. Şuradaki burası dayanmış. Burası dayanmış. Arada hiç mesafe yok arkadaşlar. Yani süzgeçle karterin arasında ne diyeyim size, 3-4 milim bir mesafe var. Altını sakın ola vurmayın. Şurayı vurduğunuz zaman kapanır, yukarıya yağlama yapmaz, motoru yersiniz arkadaşlar. Karterimizi takıyoruz ve civatalarımızı takmaya başladık. Debriyajın bilyasını yağladık, yerine taktık. Baskı balatasını sıfır taktık. Şöyle baskı balatasını şöyle priz direkt karşılatıcısıyla takılırsa kasılmadan güzel bir şekilde oturtulur. Getir.
tut öyle. Bak lap diye oturdu mesela. Yok. Oynat, iyice otursun. Oynat, 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 oynat. Getir 18-19. Şanzımanımız da oturmuş oldu. Motoru yavaş yavaş ayağa kaldırdık. Manifoldlarını taktık. Enjektör boruları. M manifoldu. Egeresini takıyoruz şu anda. Enjektör rail borusu. M manifoldu. Eskiden M manifoldu araçlarda alüminyum olurdu ya da demir olurdu. Ama şimdi plastik oldu. Egeresi burada. Elektronik egere. Bu motorun havalandırması. Şuradaki görünen siyah nesne. Havalandırma geliyor. Motorun üstüne takılıyor. Bu hava tüpü hem egereyi hareket ettiriyor hem de frenin daha yumuşak olması için konulmuş bir hava tüpü. Evet, daha halen takılması gereken parçalar var gördüğünüz gibi. Turbo, direksiyon pompası, motor ön bağlantı demiri, kulak takılacak buraya. Alttan şanzımanın kulağı takılacak. Şarj dinamosu, diğer adıyla alternatör. Motorun mazot pompası. Gördüğünüz gibi daha bir sürü parçalarını takacağız. Evet arkadaşlar. 1.3 Euro 5 motorun topladık. Bitirdim her şeyini. Son kez size etrafından dolaşıyorum. Bu araca takılacak. Lift'teki araca. Evet. ...1.3 Euro 5 motorun toplama öyküsü burada bitmiştir. İnşallah güzel bir seyir olur. Hayırlı günler diliyorum. Evet arkadaşlar, 1.3 Euro 5